şu an ülkenin ekonomisine baktığımızda insanlar artık evine ekmek götüremeyecek durumda. Bir yerde bir ucuz bir ekmek veya ucuz bir yağ gördüğünde insanlar kilometrelerce kuyruğa girebiliyor eve ekmek götürebilmek için. Ya da insanlar maaşlarının biraz daha iyi olması için bir insanın çalışabileceğince çok fazla insanüstü bir çaba sarf edip çalışıyorlar ki en azından evi çekip çevirebilsinler. Ama buna rağmen ne yazık ki insanlar geçinemiyor. Diğer taraftan da iktidarın politikalarına baktığımızda bütün bu ülkenin gerçekliği ortadayken, halkın gerçekliği ortadayken bir çözümden ziyade savaş politikalarında ısrar ve sürekli bir sınır ötesi operasyon, bir başarı Kürdistan'a saldırı, bununla birlikte Kocaba'ya hem tehdit hem de bir saldırı söz konusu. Yani mevcut iktidarın halkların yaşamsal problemlerini çözme adına bir vaadi yok, bir pratiği yok. Tamamen kendi iktidarının ömrünü uzatmak için bir savaş politikası yürütüyor ve halklar arasında da bir kutuplaşma yaratıp milliyetçi kesimin oylarını alma peşinde. Yani bu iktidarın gençlere, kadınlara ve Türkiye'nin haklarına bir geleceği söz konusu değil, bir gelecek vaat edemiyor. Çünkü bu iktidar içi çürümüş, bu iktidar artık kendini sadece savaş siyaseti üzerinden var edebilir. Ekonomik kriz biliyorsunuz ülkemizde çok büyük bir sıkıntı. Gençlerimizin işsizliği, insanların geçim sıkıntısı yaşaması, zor şartlarda geçinebiliyor ve insanlar buna rağmen hala çok iyi olduğunu söylüyor. Ülkemizin hiç iyi olmadığını biliyoruz hepimiz ve onun için buradayız, bir aradayız. Sömürü büyük bir haksızlıktır. Buna karşıyız. Her türlü haksızlığa, zulüme ve baskılara karşıyız. İnsanlar bu kadar yoksulken devlet neden bu kadar savaş istiyor diyorsunuz? Devlet insanların bir anda yok olup gitmesinden yanadır. İnsanları düşünmekten değil. Kendi çıkarları pahasına bir takım savaşlar yapılıyor. Hepimizin üzüntüsü, hepimizin her zaman aklımızda ve beynimizde gençlerimizin bu kadar yoksulluk ve sıkıntı çekmesi, ülkemizin yoksulluk krizinde olmasına rağmen savaşlara, biz savaşa hayır, biz barıştan yanayız, biz sosyal ekonominin iyi olmasından yanayız, gençlerimizin işsizlik sıkıntısını yaşamasını istemiyoruz, insanların rahatça geçimini sağlamasını istiyoruz. Devletten biz birçok şey istiyoruz. Biz barış istiyoruz. Biz insanlığın eşitliğini istiyoruz. Biz tüm haksızlıklara karşı zindanlarda olan hasta ve siyasi tutsaklara özgürlük istiyoruz. Eşit yaşamak istiyoruz.